right, I'ma do you right. Bunlar sonra izlenir ya. Uzun yayında izleriz. Ama Depo Savaşı izleyebilirim. Çil çil gidebilir. Depoda altın gümüş paralar bulduk. Ayın en iyi deposuymuş bu. Oğlum benim elim bu. Niye ıslak lan bu mouse? Anam. Kahveyi dökmüşüm. Oğlum nasıl başardım ben bunu? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ve aleykümselam. Yine gün... Dur camı küçülteceğim, dur ayarlayacağım hepsi. Kaç, 20 dakika hızlandırmaya gerek yok mu? Sizden bir bok olmaz ya. Allah. Günlerden bir gün. Bugün toplam 3 tane 34 yaşındayım depo ya. Aldık. Şu an bir tanesini boşalttık. Diğerini artık yarın boşaltacağız. Şimdi depoda altın gümüş bulmuşlar. Ayın en iyi deposuymuş. Tamam. Video odaklanabilir miyiz arkadaşlar? Sikeceğim ya. 3 tane depo almamış ya. Kim diyor, öyle mi dedi? Ben dinlemedim. Bugün toplam 3 tane. 3 tane depo olmuş arkadaşlar. Depo aldık. Şu an bir tanesini boşalttık. Diğerini artık yarın boşaltacağız. Bu yalnız hiç görmek, yani görmediğim tarz bir depo. Gördüğünüz gibi klimamız var. Arka tarafta oltalar var. Bir tane bisikletimiz var. 470 dolar. Hadi bakayım. Üçüne mi verdi, tek buraya mı verdi? Söyle bakalım. Spor aletleri var. Şu aşağıda da tamir aletleri var gibi gözüküyor. Bakalım şimdi neler var, neler yok göreceğiz. Adam balıkçı oğlum la. Sammod yap, çok toksik var. Çaycı bizim moderatörler halleder onu. Bakalım burada neler yani var. Yani alırlar gereksiz. Varmış. Şunun fiyatı 10 dolar. Şuradaki diğer ürünler için de 10 dolar diyebiliriz. Toplam 20 dolarlık bir kova. Geç. Yorgan her zaman pahalı. 40 doları var onun. Şunun fiyatı 5 dolar. Sıfır bir ürün değil. İkinci el bir ürün. Şu olta herhalde olta malzemenin koyduğu kutumuz sanırım. Evet. Oo. Arkadaşlar. Ürünler de gayet iyi durumda. Balık tutmayı gerçekten çok seviyorum. Bak, hastasıyım. 6 yıldır balık tutmuyorum. 7 yıl oldu belki. Hem su altı avlanmayı çok seviyorum. Hem işte karadan, denizden, tekneden fark etmez. Ama niyeyse her balık tuttuğumda da bir içim acıyor. Duyar için söylemiyorum bunu. Aşırı keyif alıyorum. Bak şu an mesela canım balık tutmak istedi. Ama bir yandan da içim acıyor. Aşlanıyorum. O kadar tutmuyorsan nasıl hastasısın? İşte fırsatını bul hani, şey gibi zamanında. Düşün oğlum, ben babamla her gün Caddebostan sahile inip neredeyse haftanın 3 günü karadan kamışla istavrite çıkardık. İstavriti tutardık, 1 kilo 1,5 kilo giderdik evde, kızartır yerdik. Haftanın 2 günü 3 günü bunu yapıyorduk bak biz. Avşadayken zaten sürekli balık vurup kendim pişirip yiyordum. Ama artık yok yani. Sektir lan. Senin ben IQ oranını sikeyim. Amına kodum sala. Bakalım içerisinde neler varmış. Abi bayağı bir balık olayına meraklı.
İnşallah güzel makineler vardır. Hiçbir şey yoktur bu adamda. Öyle işte profesyonel bir set değil yani. Şu makinenin markası Shakespeare'miş. Burası bu arada 30-40 dolar var ha. Bayağı bir abi balık olayına. Bak yaşıyor balık ha. Sektirdi yan bak. Yaşıyor balık. Merak. Şey balığı bu. Türkos balığı. Karada yaşayabiliyor 6 yıl kadar. Bayağı bir abi balık. Gördün mü nasıl hareket ediyor? Buna kodum sala. Meraklı. Ben de aslında... Bir de arkadaşlarına anlat yuvada hadi. Balık tutmayı çok seviyorum. Bayağıdır gitmiyorum ama... Eğer... İzleyeceğim diyorsanız videosunu çekmeye gidebilirim. Oo, bir balık isteriz. Yakalarken video çekebiliriz. Yani yakalayabilirsek tabii. Ya bir şeyler kesin yakalarız da. Burada bir tane kanal var arkadaşlar. Okyanus suyuyla tatlı suyun birleştiği bir yer. Oo. Devamlı oraya gidiyoruz balık tutmaya. Hadi soruyorum size, somon balığı tatlı su balığı mıdır, tuzlu su balığı mıdır? Norveç. Ulan yuh lan. Hiçbiriniz yayını takip etmiyor ha. Geçen gün bunu tartışmasını yaptık lan hep beraber. Her ikisi de. Orada da çok güzel balıklar şekerli çıkıyor açıkçası. Okyanus balıkları çıkıyor. Hemen şu kutumuzu alalım. Ağır bir kutu. Abi tamirci bir. Abi aynı zamanda balık tutkusu var. Ne lan onlar? Yani bu tarz kişiler oyun da oynamayı sever. Şu sektir diyen bak. Şu var ya. Tam senlik ha. Bu da balıkçılıkta bayağı kullanılıyor. Bak bir gün merak sararsan al bundan. Gözünü kapatıyorsun. Kendini boşluğa bırakıyorsun. Böyle gözlerin ıslanmaya başladığı an böyle açıldığında aklına ben geleyim, tamam mı? Yani bu tarz kişiler oyun da oynamayı sever. Amık bebesi. Sıçtın sen, bütün yayın sana söyleyeceğim ama. Bakın burada da bayağı bir set var. Gördüğünüz gibi bayağı bir set var burada. Bakalım burada ne varmış? Oğlum adamda bayağı bir şey var la. Çeyrek altın çıktı. Bir tane takımız var ama değerli bir takı değil. Şu ikisi için 20 dolar. Takı değil lan, takı mıydı o? Oğlum. Kurşunlu yapay karides. Bir tane takımız var ama takı mı ya? Değerli bir takı değil. He, takılmış şey üstüne. Şu ikisi için 20 dolar diyebiliriz. Şunun fiyatı 10 dolar. Yahu geçen matka bucu almaya gittim Koçtaş'a. Anasını satayım, bir tane uç olmuş 110 lira la. Oğlum metal deleceğim 110 lira bir uç. Bir tane uç. Sonra orada bir tane kardeşimiz geldi. Dedi ki almanıza gerek yok dedi işte. Bir tane hazır set çıkardı, böyle içinde hepsi var. Bunu alın dedi 220 liraya. Babam da yanımda. Babam da anlıyor bu işlerden. Dedi ki bunlar kırılır abi dedi. Boş mu dedi ya. Boş marka kırılır mı falan yaptı böyle. Geldik amına koyayım. Çat dedi gitti bir. Çat dedi bitti. Babam döndü bana dedi ki al bunları dedi, siktir git oraya dedi. Çocuğun önüne fırlatma dedi. Ya dedim baba sakin ol dedim ya. Yani çocuk kullanmamış belli, deneyimlememiş. Dellendi babam böyle amına koyayım. Bir şey oldu böyle. Ben diyorum oğlum dedi, bunlar boktan, baksana dedi, bu tüy gibi dedi ya, böyle matka bucu mu olur dedi. Ben kullanıyorum dedi, 15 yıldır benim matka buçlarım var bilmem. Tamam dedim ya. Şurada tamir aletleri var, 10 dolar. Biliyorlar ha, biliyorlar. İlk yardım. Sonra dedim ki baba hangi birini döveceğim baba.
Doğru söylüyorsun. Öyle demedim değil mi? Kutusu 5 dolar. Bu kablonun fiyatı 5 dolar. Bu arada net o benim haterımdı bu arada. Bak çok net söylüyorum, benim haterımdı. Yani boka bakar gibi bakıyordu bana. Belki banlanmıştır önceden çete falan geldiyse. Böyle iletişim kurmaya çalışıyorum gayet samimi, hani ya bunları böyle bundan mı alıyoruz falan falan, ondan alıyorsun falan yapıyorum. Şurama şöyle bir iki defa şey geldi, böyle bir titreme geldi. Ama ayaküstü sikti bizi yani. 220 liraya 10 tane matkabucu verdi. 4'ü kırıldı zaten iş yapmadan. DVD player var. 5 dolar. Şu da 5 dolar. Siktirdi yani. Sana var ya harbi bulayım bedavaya vereceğim, hediye edeceğim lan, hediye paketine sarıp. Burayı da sana özel gres yağı süreceğim. Gayet güzel bir. Ya da yağ da sürmeyeceğim. Yağsız deneyimle. Kutu hazırlamış bize usta. Abi boyacı herhalde. Handyman gibi her türlü tamir işi yapabilen bir kişiye benziyor. Bu da yengeç yakalamak için 5 dolar. Ooo, eski usul. Ağırlığımız var. Umarım bunun diğer barları vardır. Şunlar çok para eden şeyler değiller. Bunun fiyatı 15 dolar. Wow. Bu balık yakalamak için kullanılan bir kova. Buna canlı balıkları koyuyorsunuz. Ama abi buraya tamir aletlerini bırakmış. Bir tane pirana marka bir gözlük var. Zıvır zıvır ürünler var. Bunun durumu biraz kötü. En son ne zaman balık tutma, sallanıyor arkadaşlar. Bunun vidalarını sıkmak lazım. Oğlum adam Tukan abi, sen üstüne çok oturmuşsun herhalde. Yok lan, babasının hobisiydi o. Her gün bizi yollardı. Biz de Allah Allah derdik. Onu diyene öyle söylersin. İyi olmuyor, boş yapmadım diye toyayım. Diyemezsin. Aynen lan, plotu niye şey yapıyorsunuz? Adamı time atlıyorsunuz. Harika. Bayağı bir ürün var. Bak bunlar bir, para eder. İki tane makinemiz var. 100 dolar. 6 bateri, 2 makine, 3 şarj alet. Yengeç yakalamak için kullanılan bir kafes. Bir tane klimamız var. Klimanın fiyatı 30 dolar. O ne lan, motor elektrikli bir işletme oldu. Bakalım sende neler var. Bunu bayağı bir bantlamış abi. Yağmurluk falan bunlar. Yok, çanta. Oo. Dayı, büyük balıkçı çıktı. Burada kılıfları var. Abinin. Bu adamlar altın nereden çıkacak çok merak ediyorum. Ürünler. Greenel VR çıkmış, oynar mısın? Yok sağ ol, Allah razı olsun. Bir tane BB gun var sanırım. Gördüğünüz gibi mermileri burada. Bakalım bulabilecek miyiz? Bayağı bantlamış abi ama sadece çarşaf ıvı zıvırlar var. Bir tane formamız var. Harlem'in forması. Şimdi herkes için değerli ürün. Abdün Fulya ablamıza söven bir orospu çocuğuna kızdım diye 10 dakika time out dedim. Arkadaşlar bakın, biri bir saçmalık, bir kural ihlali yapıyorsa siz de ona kural ihlaliyle cevap verirseniz ne olacak bu memleketin hali? Anladın mı? Bırak onun uygulamasını modlar yapar. Yani sen orada kendi adaletini oluşturmaya çalışırsan herkes birbirini... Sen haklısındır davanda. Ben de sövüyorum. Haklısın da. Hiç sıkıntı yok. Ama herkes bunu yaparsa kim kime sövdü nereden anlayacağız ki biz? Hikaye hep oradan başlıyor. Yoksa kimse burada biri Fulya'ya sövdü, bana sövdü, ona sövdü. Sen de o sövene sövdüğün zaman vay şerefsiz demiyor. O ağzına sağlık diyoruz ama mecbur düzen korumak zorundayız, anladın mı?
Anladın mı? Anladın mı? Kavramı farklı arkadaşlar. Kaçını döveceksin? Bizim için değerli olan şey satabileceğimiz ürünler. Depoyu hazırlayan kişi için de değerli olan şey onun bu ürünleri. Bıçağın anası bellenmiş. Eski güzel bir bıçak var. 60 dolar yazdı ona ya da kutuya yazdı. Çekiç var. Metre var. Bakın çok güzel. Burası bir... tam Ganalı'nın kutusu ha. Ürün var. Çok güzelmiş bu ürün. Kablonun fiyatı 10 dolar. Bakalım sende neler varmış. Eşinin kutusu bu. Çok bir şey yok gibi arkadaşlar. Aynen bir tane kablo var sadece. Marka olmayan bir gözlük. Yok lan yeni başladık yayına ya. Yarım saat oldu. Vallahi burada takı var gibi. Hadi bakayım altınlar buradan çıkıyor galiba. Sesi duyuyorsunuz. Evet tahminleri alalım. Altın altın. Başta yazmışsın ya. Sizce gümüş. İçerisinde takı var mı yok mu altın, arkadaşlar? Altın gümüş para var orada hissediyorum. Vallahi bence takı var. Yazdıysanız açacağım. Aç aç. Bakın şu andaki dakika yazalım. Bekliyorum. Hazır mıyız? Geldi yorumlar geldi aç. Açıyoruz abi. Evet abi gümüş yazıyor. Bakalım şuradakiler ne? Bayan ürünleri de var yani. Arkadaşlar burası 20 dolar etmez. Şunda okuyamıyorum. Şunları da göremiyorum ama gümüş bunlar da muhtemelen. Bu para. Bu takı yani artık. Bu arkadaşlar altın bir küpe. Şunlar da gümüşe İyi çok yine. Benziyorlar. Ama herhangi bir şey yazmıyor. Bunlara bakacağız. Abinin değerli ürünleri burada demek ki. Aa, hala bir tane şarjı. Kulaklığımız var. Şu değerli bir şey değil. Bir tane gümüş bir bozuk para var. Bak abicim eğer şu az önce gösterdiğim para için şu başta attıysan. Linçleriz. Bir kulaklık daha var. Abi çakılardan oy. Hoşlanıyor. Değişik ürünleri var arkadaşın. İki tane kasket 5 dolar. Şunun fiyatı 2 dolar. Şu yine 2 dolar. Şunun fiyatı 1 dolar. Burada başka değerli bir şey yok. Burada gözüken genelde ev ürünleri var. Burada piller, aynı zamanda bir tane fener var, eski bir model. Genelde mutfak ürünleri burası var. Burası çöp ya, burası 10 dolar anca eder ya. 10 dolarlık bir kutu. Uzun eşyalara işmiş. Geldik, bakalım neler var burada. Bir tişörtümüz. Güzel ha. Yani yandan cep bir pantolon. 10 dolarlık kıyafet var burada da. Bunların fiyatı 5 dolar. Bisikletimiz bisiklet Amerika'da ucuz arkadaşlar. Bunu temiz durumda. 90 dolara falan. Lastikler de şişik. Gayet eğlenceli bir bisiklet. Şöyle bir tur atalım beraber. Vallahi özlemişim ya bisiklet kullanmayı da. İyi geldi. Bisikletler. Frenler de tutuyor. Ara sıra da spor yapalım değil mi arkadaşlar?
Sporun kralını yapıyor zaten depo açarken. Evet, oltaları ve makineleri çok merak ediyorduk. Birazdan göreceğiz. Burada bantlar var. Şarj aleti var. Tamir aletleri var. Toplam 10 dolarlık bir kova. Şunun fiyatı 5 dolar. İyi, 300 dolar kâra çıktı şimdi. Burada yok, yine balık. Bir video yok aslında, oyun var. Malzemeleri var. 2 tane öyle gireceğim. Bayağı bir hatta ürün var. Gördüğünüz gibi. Bunun da fiyatı 5 dolar. Bakalım burada neler var. Şunu hemen kaldıralım. Şahsi ürünleri doğru buraya abi koymuş herhalde. Yine balık tutmak için. Bak bunlar da şey ya, siktir lan diyen. Bunları sıcak suda bekletiyorsun tam 24 saat, sonra canlanıyor. Ama şekerli suda yaşıyor bunlar. Yani arkadaşlara da söyle, bulursanız alın, beslersiniz. Çok eğlenceli. Sahte fişler. Abi gerçekten bu konuda bayağı iyiymiş. Şöyle bir aletimiz var. Kanal hoş geldin abi. Çok güzel fila. Ayakkabılar var. 9 numara. Şunların fiyatı 5 dolar. Dede ayakkabısı, sağ olasın. Şunun fiyatı 10 dolar. Ne çirkin bir ayakkabı ya. Ya bu nasıl zevksizlik amına koyayım. Ayakkabı. Hepsi birbirinden çirkin. Güzel bir çakımız var. Şu da kırılmış bir çakı. Değil mi? Göbekli İtalyan adam ayakkabısı. Buraya daha çok abi ayakkabılarını koymuş. Bu da yine yaşı varmış, varmış. Şunlar 5 dolar. Botlar 10 dolar. Diğer ayakkabılar da 10 dolar. Güzel bir çakı daha bırakmış abi. Çorapları da tadım buraya. Sadece değerli ürünleri koyacağız. Evet, Case XX arkadaşlar. Case XX çok güzel bir markadır. 20 dolardan fazla değildir bu. Bayağı eski bir çakımız. Şunun fiyatı 5 dolar. Enflasyon şey. Bakın abi, her yerde zam var, zam arkadaşlar. Bench Drill Press var. DP100. 6 ay önce 20 dolardı o. Siz de bunu internetten bakabilirsiniz. Bu da onun çalışma masası. 150 dolarlık set. Bunlar bu şekilde bir set. Şöyle bir ürün. Bakalım şemsiyenin durumu iyi mi? Bunlar da indirim varmış. Durum iyi. 5 dolar fiyatı. Şimdi bak, Amerika'da şey yok. Bizde böyle 150 lira bir şeydir diyorsun. Mesela onlarda 150 dolar bir şey diye bir kavram yok. O yüzden 50 dolar fark çok aslında pahalı yani. Yoksa Türkiye'de olsak derim ya, bu 100-200 liralık bir şeydir. Bak 100-200. Çok güzel fillerimiz var. Bunun fiyatı 10 dolar. Yeri de belli. Espirisi yok. Bu da gayet güzel bir ürün. Dolar bir de ya. Bunlar saf su arkadaşlar. Değilmiş. Bunlar tahminimce bir 20-30 dolara satılıyor. Biz bunun tanesini 10 dolara satarız. Bir tane damacana var. İçerisinde sentler var. Dayının hayali büyükmüş ama çok fazla toplayamamış. Abi daha yeni başlamış sen toplamaya. Evet, oltalara geldik artık. Oltalar, pen var. Şu da muhtemelen. Bak bu Karadeniz açıklarında çıkıyor siktir lan diyen. Adam hani çok zor çıkan bir balık türü bu. Bunu yakaladığında sökmemiş bile. Sen düşün amına koyayım. Bak herif sökmemiş. Öyle bırakmış. Amına kodum salağa, bak görüyor musun? Ya. Nasıl Dive yapıyor ya? Makinelere bakalım. Bir tane Dive var. Bir tane pen var.
Bakın çok güzel bir... Ay bozdu büyüğü ya. Ürün. Yok lan, tilt olma şeyim değil bu. Ben eskiden çok yapardım, siz bilmezsiniz. Oğuklar bilir. Ben bir tane malı yakalardım yayın boyunca 7 saat. Chat'le taşak geçe geçe. Tripod sokardık. Monitör sokardık. Böyle ama ağır taşak geçerdik. 5-6 saat sonra çocuk artık şey olurdu böyle. Senin ananı ananı yapam. Psikolojilerini bozardık böyle. Ufak ufak öyle yapmaya başlıyorum şimdi. Bir tane kendime toksik sayısı arttırır bu arada. Ama olsun. Tabii o tripod, hatırlayın, o 300 kişiden mutlaka birileri vardır burada. O tripodlar getiriyordum ben üşenmeyip içeriden boy boy. Şunların hepsine $100 diyebiliriz. Artık toksiyim siktir. Hayır, şu yok ikisi de. Çocuğun nickini bile hatırlamıyorum. $30 diyeti. O kendini biliyor. Bir tane jeneratörümüz var gördüğünüz gibi. Buradakiler biraz enteresan. Bakın deniz. Oo, deniz kabuklarıyla yapılan bir. Yani resmen mideyle gemi. Tekne yapmış heriflerle. Oh. Buldu. Bozuk paralarımız var ama değerli bozuk para yok arkadaşlar. Evet, hoş geldin. Kutu. İşte bunun içinde altın vardır. Altın para burada. Vallahi metal bir şey var içerisinde, o kesin. Altın altın. Bitti nokta. Hayır, şimdi diyelim. Bir doların da parçası kalmış yani. Değerli bir şey yok arkadaşlar. Şunlar gümüş, bozuk paralar. Burada başka ülkelerden bozuk paralar var. Burada başka değerli bir ürün yok. Jeneratörümüz Proforce diye bir marka. 3125-2500. Oğlum çok iyi para yaptı ya depodan. Televizyon, normal bir televizyon. Smart bir televizyon değil. Fenerimiz var $5. Bir tane akü. Fener balıydı o, sektir lan. Suya attığın zaman o da canlanıyor ama derin, yani derin sularda yaşıyorlar. Işık saçıyor etrafına. Arkadaşlarına anlat bak. Şarj etmek için aletimiz var. $10 fiyatı. Speaker'ımız var. $10. Bu da muhtemelen kıyafet çantası. Bakalım markalar nasıl? Oo, moda be. Hepsi gömlek. Markalar da normal markalar. Şu da yine aynı şekilde kıyafetler. $20'lık bir çanta. Bayağı bir tamir aleti var burada da. Ben uzatma kablomuz var. Sıkıcı depoymuş bu arada ya. Şöyle bir aletimiz var. Şunlardan var. Boya ürünleri var. Toplam $40'lık bir çanta.